Herkese merhabalar arkadaşlar. E-Futbol 2023 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, perşembe günü etkinlikleri geldi. Tahmin ettiğimiz gibi yine Milan geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında haftanın oyuncuları geldi. Haftanın oyuncularına da tanıdık bir isim Ener Valencia'yı. Tam da tahmin ettiğimiz gibi artık bir zahmet gelsin. Yani 4 tane gol attı çünkü adam. Onun dışında arkadaşlar haftaya pazartesi günü Liverpool derbisi olan Liverpool Everton oyuncuları gelecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. İçinde işte Pickford var Everton'dan. Onana gibi oyuncular var. Yine Liverpool'da Robertson gibi, işte Muhammed Salah gibi, Darwin Nunez gibi oyuncular var. Bilginiz olsun. Top açılımı yaparken bunu da göz önünde bulundurun. Haftaya pazar günü kulüp selection olaraktan derbi oyuncuları, Liverpool Everton oyuncuları gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen top açılımıza geçelim. Top açılımları yapacağız arkadaşlar. Bugün çok müsait olmadığımız için, dışarıda olduğum için arkadaşlar bu şekilde çekeceğiz videoyu. Yine her zamanki gibi perşembe günlerini tabii ki boş geçmeyeceğiz arkadaşlar. Milan'dan şansımızı deneyeceğiz. Kim gelse gelirse gelsin gerçekten muazzam oyuncular. Bence Bayern Münih paketinden sonra, yani Bayern Münih, Mateus, Rummenigge, işte Beckenbauer paketinden sonra en iyi ikinci paket olarak görüyorum ben. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Gullit'i çok isterim. Gullit'i, yani Van Basten'e Ricard'ı da isterim ama birinci sırada Gullit gelmesini çok isterim arkadaşlar. Şimdi buradaki top açılımıza tabii ki geçeceğiz. Ama haftanın oyuncularından öncelikle bir top açılımımızı yapalım. Şöyle, peki kimleri istiyoruz? Tabii ki birinci sırada Ener Valencia'yı çok çok isterim. Daha sonrasında baktığımız zaman Ener Valencia'dan sonra Acuña'yı çok istiyorum. Acuña'yı bulabilirsek muhteşem ötesi olur. Daha sonrasında da Lautaro Martinez olabilir. Saul yine olabilir. Gerçekten üst düzey oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu hafta da kondisyon dereceleri A olduğu için bu hafta mutlaka bu oyuncular direkt ilk 11'e girip oynatılabilir arkadaşlar. Haydi bakalım top açılımıza geçelim. Sizler de buradan en azından ücretsiz topu açmışsınızdır arkadaşlar. Açtıysanız kimleri buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi bakalım bismillah diyelim. Anlaş dedik. İlk topumuz gelsin bakalım. Ücretsiz topumuzu açıyoruz. Daha sonra 3 tane daha hakkımızı açacağız. Ener Valencia, Acuña, daha sonrasında Lautaro Martinez. Bakalım Türkiye'ye giderse zaten direkt Valencia geliyordur. Ener Valencia, İtalya, 4 yıldız. Acuña için İspanya'ya gitmesi lazım. Kim bu? Giovanni Simeone. Bir zamanların bizim analik, 2018'li analikte Giovanni Simeone ile maçlarımız oluyordu. Forvet attığımızda onu transfer etmiştik analikte. Tabii çok fazla talep görmediği için analik çekmiyorum artık arkadaşlar. Talep görseydik tabii çekerdik. 2019 muydu? 2019'da analik yapıyorduk PlayStation'dan arkadaşlar. Hadi neyse, konumuz bu değil. İkinci topumuzu açalım. Acuña ile Valencia'yı arıyoruz arkadaşlar. Acuña için İspanya'ya, Valencia için Türkiye'ye gitmesi lazım. Öncelikle haydi bakalım. Neresi? Çöp. 4 yıldız. Kim bu? Kim olduğu çok önemli değil ama bakalım, bir bakalım. Yine de Soma. Sağ açık. Hemen şöyle bir bakalım. 1.60 yaratıcı oyun kurucu. Her iki kanatta da oynayabiliyormuş. Sağ ayaklıymış. Yüksekten pası 80. Falsosu fena değil. Hız hızlanma. Yerini orta. Yani çok kötü, berbat değil. Ama iyi de değil tabii ki. Haydi bakalım. Üçüncü topumuz gelsin. Haydi bir İspanya'ya git be. Acuña'yı ver bize. Valencia'yı ver bize. Neresi? İspanya. Haydi be. Hadi Acuña be. Hadi Acuña. Lütfen Acuña. Garcia mı geldi Barcelona'dan? Barcelona'dan Garcia geldi be. Uf, bir heyecanlandık ya. Bir heyecanlandık be. Eric Garcia geldi. Bakalım özellikleri nasılmış? 1.82 oyun kurucuymuş. Oo, top kontrolü falan güzelmiş lan. Alçaktan pas, yüksekten pas. Oo, defansif farkındalık 86'dan başlıyor. Ulan harbiden abartmışlar ha. Hani iyi güzel abartmışlar. Abi oynatılır. Top kesme, dengeli pas, hafiften yüksekten pas. Enteresan ya. Hani sanki bir bek oyuncusu gibi Eric Garcia. Fena değil, güzel. Son hakkımız. Anlaş dedik. Bakalım kim gelecek? Ener Valencia mı? Acuña mı, yoksa diğerlerinden bir tanesi mi? İspanya'da başka oyuncu kalmadı galiba. Eğer İspanya'ya giderse
Fransa'ya gitti. Fransa'da 5 yıldızlı kim var be? Ha, kaleci Schmeichel. Özelliklerini beğendim ben. Fena değil. Özellikle refleksi 91 arkadaşlar. Schmeichel'ın. Bu hafta bence kullanabiliriz gibi geliyor. Hücumcu kaleci zaten. Yani 84 farkındalık 91 refleksi var. Bence kötü değil. Değişmez öz şeyi de varmış. Bu hafta bir kullanılabilir arkadaşlar. Haftanın oyuncuları çok iyi geçmedi. Bu arada arkadaşlar hatırlatmayı unuttum. Mağazaya da Filippo Inzaghi eklendi arkadaşlar. 5000 e-futbol puanlı. Yani böyle yakın Demichelis'ten sonra yakın zamanda bir efsanevi oyuncunun gelmesi güzel oldu. Ama biraz daha kaliteli oyuncular verse işte şöyle Beckenbauer gibi, David Beckham gibi, Rummenigge gibi biraz daha kalite biraz yükselse daha güzel olacak be Konami. Bir tık kalite biraz yükselsin. Hep çöp oyuncuları koyma oraya. Yok Demichelis, yok işte Filippo Inzaghi, yok işte Inomoto falan filan. Yani biraz daha yüksek tutabilir. 7 tane hakkımızı kullanacağız arkadaşlar. 7 tane dediğim gibi önceliğimiz Gullit. Bakalım 7 topta gelirse gelir, gelmezse de zaten ilerleyen günlerde bir tekrardan bir değerlendirme yaparız. Haydi bakalım. Anlaştık. İlk topumuz gelsin. Normal ekran geldi. Çünkü ışıklar yandığı için ışıklardan anlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. İlk topumuz standart bir oyuncu. Pasal iş geldi. Tamam. Ekledik takımımıza. İkinci topu da şöyle normal açalım. Üçüncü topta bir totem deneyelim bakalım. Bastık. İkinci topta da ışıklar yanık vaziyette geldi arkadaşlar. Tamamdır. Tek atanlar olacaktır mutlaka. Manyan geldi. Fena değil. Üçüncü topta şöyle bir totem deneyelim arkadaşlar. Gullit'in özelliklerine şöyle bir baktık çıktık. Rijkaard'a baktık çıktık. Van Basten'e baktık çıktık. Gullit'e bir daha baktık çıktık. Bir daha baktık çıktık. Şöyle yapalım. Bir de coins alıyormuş gibi yapalım arkadaşlar şöyle. Bir de coins alıyormuş gibi yapalım. Her hafta bu totemimizi deniyoruz. Bazen işe yarıyor, bazen işe yaramıyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Bir iptal. İki iptal. 3 iptalden sonra anlaş dedik. Haydi bakalım. Yok, gelmedi. İşe yaramadı. Tabi her zaman işe yaramıyor. Bazen bu totemi yaptıktan 1-2 topta sonra geldiği de oldu arkadaşlar. Gerçekten değişik bir totem. Haydi Gomani. Haydi Gomani. Geçen hafta 6. topta Makalele'yi bulmuş. Muhteşem ötesi olmuştu. Bakalım bu hafta herhalde artık Mustafa hayırdır. Hayırdır yani biraz para harcayacaksın der gibi hissediyorum. Haydi bakalım Gomani. Şöyle en alttaki oyuncuya binelim arkadaşlar. En alttaki oyuncuyu bir görelim. Şöyle en alttaki oyuncunun özelliklerine bir baktık. Çıktık, çıktık. Şurayı kapattık. Bir iptal, iki iptal, üç iptal. Dördünü de yapıştırdık. Haydi bakalım. Ya yine ışıklar yanık vaziyette geldi. Tamam. Son hakkımızı kullanıyoruz. Son hakkımızı da kullanalım. Son hakkımızda da gelmedi maalesef arkadaşlar. Bir 7 tane şansımızı denemiş olduk en azından. Politana geldi. Evet arkadaşlar, buradan bir top açılımı daha ilerleyen günlerde yapmayı düşünüyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Ona göre karar vereceğim. Bir duruma bir değerlendirmesini yapacağım arkadaşlar. Umarım sizler istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.